Şimdi Halil İbrahim, ben aslında bu dün geceyle ilgili biraz suçlu hissediyorum kendimi. O yüzden geldim. Zeynep'in o dün yaptığı doğru değildi. Hele ki hepimizin içinde o şekilde konuşması hiç doğru değildi. Hani diyorum, siz böyle baş başa bir konuşsanız başka şeyler olur ha? Konuştuk Fikret. Ne zaman? Bu sabah. İyi bari, tamam. Tatlıya bağladınız inşallah ha? Acı mı tatlı mı bilmem. Ama bir yere bağlandı kesin. Beni istemediğini söyledi. Artık birlikte olmamızın hiçbir yolu olmadığını gayet net ifade etti. Ne diyeyim kardeş? Ya bu kıza ne oldu ya? Hani diyorum ki bu çocuk meselesinden oldu ama... Konuştum Fikret. Onunla konuştum. Biz bize yeteriz dedim. Biz diye bir şey yok artık dedi. Konu kapandı yani. Allah Allah Allah. Tamam, ben gider yine bir konuşurum Zeynep'le. Yok. Kardeşin dedi ya, kararlarıma saygı gösterin diye. Artık girme araya. Sen hasta mısın ya? Abi ne oluyor ya? Ne demek ne oluyor kızım? Bir tavırlar yapıyorsun, kocanı terk ediyorsun. Yetmiyor. Seni istemiyorum deyip başka birini mi ayarlıyorsun sen kocana? Halil İbrahim mi söyledi bunu? Hayır, Şota'dan duydum. Kocanın Didem'le yemek yiyeceğini. Elif'e soruyorum ne oluyor diye. Arkasından sen çıkıyorsun ya. Ben mi dedim Halil İbrahim'e git Didem'le yemek ye diye? Zeynep! Bazı adamlarla oyun oynanmaz. Seni bu evdeki, çevremizdeki bütün kadınlardan daha akıllı zannederdim. Yanılmışım. Yazık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.